Qoraqalpog'istonda har qanday yerdan hosil olish, ko'chat yetishtirish juda katta mehnat talab qiladi. Yerga bir necha marotaba ishlov beriladi. Uning meliorativ holatini yaxshilashga asosiy e'tibor qaratiladi. Yana bir e'tiborli jihat, mavjud yer maydonlari kech-kuz shudgor qilinib, bir necha marotaba sho'ri yuviladi. Hudud dekorlari asosan ana shu jihatlarga alohida e'tibor qaratadilar. Ekin maydonlarda sho'rlanish darajasi yuqori bo'lishi qanday qiyinchiliklarga olib kelishini dekon fermerlar juda yaxshi bilishadi. Hududda kech-kuz ekin maydonlarini sho'ri yuvishga tayyorlash bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Misol uchun mana bu dala o'rtasidagi marzalarning umumiy uzunligi 2360 metr, eni esa 1,5-2 metr. Dala kontur bo'yicha 2-2,5 gektar maydon past balandliklar sababli foydalanilmayapti. Elektr tarmog'i o'tgan sim yog'ochlar 15-20 metr dala ichida qolib ketgan. Lazerli tekislashdan oldingi dala 3ta kontrdan iborat bo'lib, umumiy maydoni 10-10 3 gektarni tashkil etgan. Lazerli tekislash o'tkazilgandan keyingi holatda dala o'rtasidagi marzalar hamda dala chetlaridagi past baland yerlar tekislanib, qo'shimcha yer qo'shildi. Elektr simyog'ochlar dala chetiga ko'chirilib, yaxlit bitta kontr shakllantirilib, 2-10 2 gektar qo'shilib qo'shimcha yer qo'shilib, umumiy maydon 12,5 gektarga yetkazildi. Ma'lumki, Qoraqalpog'istonda bahor boshqa hududlarga qaraganda biroz kechikib kiradi. Katta tajribaga ega dekon fermerlar bahorning har bir kunidan unumli foydalanishga harakat qilishadi. Ayni paytda dekon va fermerlar yerga chigit qadash yumushiga kirishdilar. Dastavval Ellikqal'a tumani, Xudoybergan Ernazarov fermer xo'jaligi dalalarida ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Unda hududdagi tumanlar hokimlari, qishloq xo'jaligidagi mas'ul xodimlar, paxta klasterlari korxonalari rahbarlari va fermerlar ishtirok etdi. Unda so'zga chiqqanlar chigit ekish mavsumini uyushqoqlik bilan o'tkazish bu davrda dehqon fermerlar e'tibor qaratishi lozim bo'lgan muhim vazifalarga alohida to'xtalib o'tishdi va boshlanayotgan yangi mavsum barakali bo'lishini tiladilar. Chigit ekish mavsumini uyushqoqlik bilan o'tkazish maqsadida 36'da ekiş atriyatları teşkil edildi. Ekiş mevsiminde 1362'de teknik ve agregatlar katlaşadı. Şundan 48'de yukarı ünümlü haydavu traktörleri, 107'de çiğit ekiş tehlikeleri katlaşadı. Azık akıbat kapsızlığını temleş maksadı da Tümenimizde 915 hektar maydanga sebzavat, 300 hektar maydanga kartoşka, 30 hektar maydanga soya ekilleri, şundan 1200 hektar maydanga mayla ekiller caylaştı. Yarımda Turkkul tumanidagi Agro Turkkul tekstil klaster masalasi cheklangan jamiyat paxta to'qimachilik klaster korxonasiga qarashli yer maydonlarida ham chigit ekish borasida ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Ushbu mavsumni tez va soz olib borilishi uchun puxta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Joriy yilda 8500 gektar maydonda paxtadan mo'l hosil olishni niyat qilgan turkkulliklar agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirishga astoydil bel bog'lagan. Buning uchun barcha texnikalar shay holatga keltirilgan. Bu ishlarni sifatli o'z muddatida amalga oshirish maqsadida 35 ta chigit ekish atriyatlari tashkil etilgan. Ushbu atriyatlarga 45 tonna haydov traktorlar, 52 tonna yer tekislagichlar, 170 tonna komplekt baronalar, 64 tonna chizillar, 82 tonna transport traktorlari va 125 tonna chigit ekish selkalari biriktirilgan. Turkkul tumani fermer xo'jaliklari hududlarida 2022 yil hosili uchun 8,5 ming gektar maydonda paxta ekish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda chigit ekish ishlarini boshlab yubordik. Shu bilan bir qatorda 2022 yil hosili uchun tumanimizda
5000 hektar meydanda galla parvaşı kılınmakta. Hazır gününde ikinci azıklandırıcı yetkililerin üçüncü azıklandırıcı tergerlik kurmakta. Şu bilen bir gelikte tumanımız boyunca 2100 hektar meydanda su tecavüz teknolojilerini cari kılıp pakta meydanlarda su tecavüz teknolojilerini cari kılışımız gerek. Bugünkü günde su tecavüz teknolojilerini cari kılış boyunca hem işlerimiz başarılı. Tumanımızda parvaş kılınırken 5000 hektar gallamızda 400 hektarında su tecavüz teknolojilerden yağmurlatıp suvarış teknolojilerini cari kılış belirlengen bol. Hazır günde bu işler başta ornatış işler devam kılıp gelmekte. Su tecavüz teknolojileri cari kılıştan maksat firmirler tamamından kılınırken harcatlarını kemetirip suunu israf buluşunu ve köp işletilişini aldığını alıp suunu tecavüz maksat kılıp alınır. Shuningdek, tuman hududlarining tuproq iqlim sharoitlarini inobatga olib, Sulton IS 4727, Buxoro 102 va boshqa yangi navlar ekilmoqda. Qishloq xo'jalik ekin maydonlarida suvni tejaydigan texnologiyalardan joriy etish maqsadida joriy yilda paxta maydonlarining 2100 gektar maydonda tomchilatib sug'orish tizimi joriy etish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. 2000-ci yil hosili uchun to'rtkol agroklaster Törtköl tumanında 8500 hektar yerge pahta ekişte rejeleştirgen. Bunun için 2125 hektar yerge 47-27 növünü ekemiz. Buna 128 tonla çigit tayarlap koyduğumuz. Yani Sultan növünü 3140 hektar yerge ekemiz. Bunda 190 tonla uğurlu çigitimiz tayar. Yani yine yengi növü de Xorazm 127 növünden bir yıl tecrübe için, sınav için 200 hektar yer acilettik. Bunda 15 tonla tuxum uğurluğu etki, bunu hem tayarlar, dağırlar, tayarlar koyduğumuz. Yani Buxoro 102 növümüz var. Bunda 3035 hektar yer ekemiz. Bundan 190 tonla Buxoro vilayetinden alıp gelip uğurluğu tayarlar koyduğumuz. Bu da halası şu hasılımızı mol buluşu için hemen çaralarını göre yapmış. Bugün hududning qaysi bir tumanda bo'lmang, ekilgan g'alla maydonlari bar avj rivojlanayotganligini ko'rish mumkin. Bunda albatta dehqon va fermerlarning tinimsiz mehnati, barcha agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirganligi samarasida vujudga keldi. O'z vaqtida olib borilayotgan agrotexnik tadbirlar unib chiqqan har bir nihonning bar avj rivojlanishida muhim omil bo'lmoqda. G'alla maydonlariga gektarga 5 tonna hisobda mahalliy o'g'it chiqarish bo'yicha tegishli tashkilotlar kesimida taqsimotlar ishlab chiqildi. Shu kunga qadar jami 44430 tonna mahalliy o'g'itlar dala boshlariga olib chiqildi. Shuningdek, g'alla maydonlarini sharbat uslubida sug'orish maqsadida dala boshlariga 13852 dona xandaklar qazilib, 15835 gektar maydonlar ekishdan keyin sharbat uslubida sug'orildi. Turkul tumani joriy yili 5000 gektar yer maydoniga g'alla urug'ini qadashgan. O'tgan yillarni sarhisob qiladigan bo'lsak, bu borada dehqonlar o'ziga xos maktab yaratgan desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Har bir fermer xo'jaliklari ko'zlangan hosil olish uchun bugundan o'z harakatlarini qilishmoqda. Dalalardagi g'alla nihollari bar avj va serhosil bo'lib bo'y cho'zayapti. Bugun hududning barcha joylarida ekinlarni o'z vaqtida sug'orish va agrotexnik jarayonlar hosil taqdirida muhim o'rin tutadigan tadbirlar dehqonlarning diqqat markazida turibdi. Dehqon va fermerlar esa hosil taqdiri ko'p jihatdan ularning mehnatiga bog'liq ekanligini yaxshi bilishadi. Mana bu siz tasvirda ko'rib turgan ko'rinishlar tumandagi Agroturkul tekstil klaster masalasi cheklangan jamiyat, paxta to'qimachilik klaster korxonasi, fermer xo'jaliklari dallarda tasvirga olingan. Mavjud dallalardagi g'alla nihollari bir tekisda unib chiqqan. Shu kunlarda gektarga 100 kilogram hisobdagi azotli o'g'itlar bilan to'liq oziqlantirildi. Aytish joizki, bu yerda yangi innovatsion texnologiyalar, ya'ni tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish uslubida joriy etilib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. Bu esa o'z navbatida hosildan barakali xirmon ko'tarishda muhim omil vazifasini o'tamoqda. Bizning Yomatsutar kompaniyasi asosan suv tejash texnologiyalarini joriy qilish bilan shug'ullanadi. Yilgi yılda Törtköl tumanında 500 hektar yerge gallanı yağmurlatıp suvarış teknolojisini cari koyuş boyunca şartlama koyuyoruz. Bu yağmurlatıp suvarış teknolojisinin özellik tamamları birinciden suunu iktisat kıladı, ikincisi de hasıldarlıkını aşıradı, üçüncüden bu
iş güçüden ekonomik kaladı. Su tezgahçı teknolojilerden yamgılatıcı suvarış teknolojisi galla meydanlarında hasıldarlık naşıradı. Karakalpakistan Respublikası'da su tankısındaki hesabına yamgılatıcı suvarış teknolojisinde hasıldarlık naşır su tezgahçı teknolojiye bilen suunu 50% 40% tezgahçının imkanını verir. Bana şu körüp durgan galla meydanı 4 yıl klastır tekstil galla meydanı bol bu 7,5 hektar yerge yamgılatıcı suvarış teknolojisi ornatılgan. Hazır günde oğutlarını hem şu teknoloji asasında oğutu verirlerdi. Şige teknike kirmeydi. Özellik tamallarından hasıldalıkta aşırıdı. Bence kısa kocargi Katar'da bizim galleçilik paktaçilikte hazır günde semerelimi suunu ticeş teknolojisinden onun faydalanmış bir ikinci yılımız. Ötki yılı mesela galleden 45-50 çintilerde ayırmasak bana bir kötü kudakulası tabiatımız hem kollak kuatlak tutsa kudakulası 60-70 çintilerde alalım diyen ümitlerimiz kudakulası. Kalkan yerlerimizden mesela şu tanklilerin yamgılaşını 100% çünkü bu şirket bize karar kıldık. Demek Karakalpakistan regionunda kürtüsü bizde hakikaten şu yamgılatış suunu tece bir şey bu için bizde kolay şerait bu kutuşundan. Dar haqiqat, mol hosilga kafolat qo'layotgan shu kecha kunduzda unga aloqador har bir kishi sidqidildan mehnat qilayotir. Sirasini aytganda Qoraqalpog'istonlik dekon fermerlar hosil sifatini va salmog'ini ta'minlashda barakali xirmon yaratishda bugungi har bir daqiqasi g'animat kunlardan unumli foydalanishga bor kuch va g'ayratini ishga solmoqda. Dilorom Abdullayeva, Isfandiyor Begaydarov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Qoraqalpog'iston Respublikasidan tayyorlandi.